Einstein 1905 yılında özel göreliliği yayınladığında evreni algılayış şeklimiz bütünüyle değişti. Bu teori ile birlikte evrene ait temel ve derin kimi özellikler yavaş yavaş belirmeye başladığında çok az kişi gerçekliği kabullenebildi. Hatta kabullenenler bile evrenin bu şekildeki işleyişini anlamakta ve zihninde canlandırmakta büyük sorunlar çekti. Çünkü saatlerin yavaşlaması, uzayın bükülmesi, zamanda ileriye atlamalar, mesafelerin kısalması gibi tamamen gerçek fakat akıllara durgunluk veren olaylar meydana geliyordu. Bununla birlikte büyük baba paradoksu, ikizler paradoksu, ahırdaki sırıt paradoksu gibi mantığa aykırı gelen fakat gerçek çözümleri olan paradoks olmayan paradokslar ortaya çıktı. Özel görelilik bize uzay ve zamanın ayrı kavramlar olmadığını, ikisinin iç içe geçmiş bir yapı olduğunu gösterdi. Bununla birlikte önemli bir şey daha öğretti, o da ışık hızının duran ya da hareket eden referans sistemlerine göre hiçbir zaman değişmediği gerçeği. En basit ifadeyle yerinizde duruyor olsanız da saniyede 200 bin kilometre hızla gitseniz de size doğru gelen veya sizden uzaklaşan bir ışık demetinin hızını her zaman aynı ölçersiniz. Saniyede 299.792.458 metre ya da yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre. Bu arada unutmamakta fayda var. Einstein ışığın hızını ölçmedi ya da bulmadı. Kendisi için buna gerek de yoktu. Işığın hızını ölçme girişimleri 1600'lü yıllardan beri zaten yapılmaktaydı. Kaldı ki ışık hızının son halini ancak 1983 yılında verebildik. O tarihten beri de ışığın hızı ile artık ilgilenmiyoruz. Bir önemli ayrıntı daha var. Evrenin hiçbir yerinde, hiçbir koşulda, kütlesi olan hiçbir madde ışık hızını geçemez. Peki bunun sebebi nedir? Neden ışığın hızı evrende bir sınır hızdır ve geçilemiyor? Pek çok bilim ve ders kitabı, ışık hızına yaklaştıkça kütlenin arttığını ve bu sebeple hızlanan nesneye verilmesi gereken enerjinin de arttırılması gerektiğini yazar. Hızlanma arttıkça, kütle de sürekli arttığı için ışık hızına ulaşana kadar kütlenin sonsuz büyüklüğe ulaşacağı ve hızlanma için gerekli enerjinin sonsuz olacağı, bu sebeple ışık hızının aşılamayacağı belirtilir. Kesinlikle yanlış. Bu açıklama konuyu anlamaya yardımcıdır fakat yanlış anlaşılmalara sebep olan bir analojidir. Bu açıklamada aslında işler daha sonsuzluğa gitmeden yarıda kalır. Çünkü hızlandıkça mevcut hacminizi koruyarak relativistik kütle kazanmaya devam ederseniz kaçınılmaz olarak kara deliğe dönüşürsünüz. Evrende doğal yollarla kara deliğe dönüşmenin ise sadece bir yolu vardır. O da kütle çekimidir, hızlanma değil. Evrendeki hiçbir nesne hızlandığında ya da ışık hızına yaklaştığında bir gram dahi kütle kazanmaz, maddenin böyle bir içsel özelliği yoktur. Atom çekirdeklerinde bulunan proton ve nötronları oluşturan kuarklarda ve kuvvet taşıyıcısı gluonlarda hızlanmanın etkisiyle kütle artışı gözlemlenmemiştir. Sıfırdan hızlanmaya 80 kilogram ile başlarsanız, saniyede 250 bin kilometre hıza ulaştığınızda yine 80 kilogramsınızdır. Ne eksik ne fazla. Işıktan hızlı gidilememesinin aslında basit ve temel bir açıklaması var. Bir diyagram çizelim ve bir araç düşünelim. Bu araç tamamen doğu yönünde saatte 80 kilometre hızla gidiyor olabilir. Ya da tam kuzey yönüne saatte 80 kilometre hızla da gidiyor olabilir. Bununla birlikte her iki yönü de kapsayan kuzey-doğu yönünde de hareket ediyor olabilir. Eğer bu şekilde hareket ediyorsa, bu araç hem kuzey yönünde hem de doğu yönünde hareket ediyor demektir. Tek bir yöne gitmiyordur. Bu çok basit örnek konuyu anlamanın temeli ve anahtarıdır. Kuzey ve doğu yönleri yerine şimdi göreliliği uygulayalım. Kuzey yerine zamanı, doğu yerine ise uzayı yazalım ve uzay zamanda tek ve sabit bir hızla gittiğimizi varsayalım. Aslında söylediğim bir varsayım değil, doğru bir önerme. Şimdi arabamızı tekrar hareket ettirelim. Dikey olarak hareket ettiğinde, gördüğünüz üzere uzayda değil, tamamen zamanda hareket ediyor. Tam şu anda olduğu gibi. Videoyu izlerken eğer yerinizde oturuyorsanız uzayda hareketiniz yoktur. Konumunuz değişmiyor, fakat zamanı yaşıyorsunuz. Uzayda hareket etmiyorsunuz, zamanda hareket ediyorsunuz. Eğer uzayda da hareket etmeye başlarsanız, zamandaki hareketinizin bir kısmını artık uzaya vermiş olursunuz. Eğer sadece uzayda hareket ederseniz de,
zamanda hiç hareketiniz olmaz, sadece uzayda ilerlersiniz. İşte görelilerin söylediği şey, hareketinizi uzaya vermeye başladığınızda zamandaki hareketiniz azalır, saatleriniz yavaşlar. Hareketinizin tamamını uzaya verirseniz saatleriniz durma noktasına gelir. Evrende hareketsiz bir şekilde duruyorsanız, hareket etmiyorsanız zamanı en hızlı şekilde yaşıyorsunuz demektir. Eğer uzayda hareket ediyorsanız zamanı daha yavaş hissetmeye başlarsınız. Uzay zamanda sadece tek bir hızla hareket ettiğimiz için, eğer sadece uzayda hareket ediyorsanız kazanabileceğiniz artık daha fazla hız yoktur. Fakat daha da derinlere giden bir soru var. Neden sahip olduğumuz tek hızla, ışık hızıyla, yani saniyede ortalama 300 bin kilometre hızla gidiyoruz? Neden saniyede 500 bin kilometre değil ya da neden saniyede 45 bin kilometre değil? Bunu yanıtını hiç kimse bilmiyor. Şimdilik verebileceğimiz cevap, evren bu şekilde işliyor. Işığın evrende geçiremez hız olduğunu bulan da Einstein değildi. Bu gözlemler ve çıkarımlar Einstein'ın akıl hocası Hermann Minkowski tarafından yapıldı. Einstein, 1905'teki makalesini yayınladıktan 2 yıl sonra Minkowski, evrende neden ışıktan daha hızlı gidemeyeceğimizi matematiksel olarak açıkladı ve uzaydaki maksimum hızın ışık hızı olduğunu gösterdi. Fakat o da, neden tek bir sabit hızla, ışık hızıyla ilerliyoruz sorusunu yanıtsız bıraktı. Hayatta gerçekten isterseniz hiçbir şey imkansız değildir derler. Ama bir şeyin imkansız görünmesiyle imkansız olması arasında çok ince bir çizgi vardır. Örneğin ışık hızının %99,99999'u ile gitmek gerçekten çok zordur ama imkansız değildir. Bu hızın üzerine 200 km daha eklediğinizde, yani ışık hızının %100,00001'i ile gitmek zor ya da çok zor değil, imkansızdır. Azıcık daha ittirseniz, doğalar eşliğinde hızlanmak da isteseniz, tüm enerjinizi evrene de verseniz imkansızdır. Işık hızını asla geçemezsiniz. Fakat bir sonraki videoda ışık hızı nasıl geçilir onu anlatıyor olacağım size. Tabii bilimsel yollarla. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.